Efendim tekrar merhabalar. 16'da 16 bülteniyle karşınızdayız. Bu saat dilimine biraz sanat konuşarak başlayacağız. Yazarları konuşarak başlayacağız. Çok önemli bir konuğum var. Fotoğrafçı yazar Lütfi Özgünay'dır bizlerle. Efendim hoş geldiniz elimize. Çok teşekkür ederim. Şimdi sohbetimizin önemli bir sebebi var. Çünkü çok güzel projeleriniz var. Onlardan bir tanesi de Yazarlar Projesi. Bu projede yazarlarla söyleşiler yapıyorsunuz ve onların söyleşilerini derliyorsunuz. Çok önemli yazarlar var. Şimdi ben bakıyorum notlarımın arasında Yaşar Kemal, Doğan Hızlan, Zülfü Livaneli, Ayşe Kulin gibi önemli yazarlarla söyleşileriniz var. Bu projeyi konuşarak başlayalım. Özellikle kimleri anlattınız ve nasıl anlattınız? Nedir bu proje? Çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Şimdi biz Yaşar Kemal'le başladık bu projeye. Bir sergi için AKM'de İstanbul, AKM yıkılmadan önce Mardin sergisini açmıştım. Yaşar abi oraya geldi ve ben tanışmak istiyordum, sürekli onu görmek istiyordum. Orada tanıştık. Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim dedim. Hay hay dedi. Eve gittim, birkaç fotoğrafımı çektim. Sonra dış mekanda çektik. Sonra dedi ki neden Çukurova'yı çekmiyorsun dedi. Ve gittim ben Çukurova'yı bir yıl eşimle beraber Çukurova'ya gidip geldim ve Çukurova fotoğraflarını çektim. Her fotoğraf çekiminden sonra Yaşar abiye geliyordum. Diyordum ki işte bakın Çukurova'da şunları çektim. Sonra bu proje bitince Yapı Kredi'de bir toplantı yapıldı. İşte küratörüm Sadık Kara Mustafa Yaşar Kemal'in metinlerini seçti. Benim fotoğraflarım seçildi. Ve Yaşar Kemal'in metinleri Lütfi Özgünaydın fotoğrafları diye iki kitap yapıldı. Ve sergi İstanbul'da Yapı Kredi'de açıldı. Sonra Yapı Kredi bizi Almanya'ya gönderdi. Frankfurt'a gittik. Daha sonra Kültür Bakanlığı Paris'e gönderdi. Paris'te muhteşem geçti Paris. Yaşar Kemal'e o Fransızların ilgisini hiç unutamıyorum. Sonra aradan zaman geçti. Yaşar abiyle dostluğumuz devam etti. Hep konuştuk vefat edinceye kadar. Bir süre geçtikten sonra kendi kendime dedim ki bu ülkenin çok önemli yazarları var. Neden bu yazarlarla da konuşmuyorum dedim ve bu projeye başlamaya karar verdim. İlk önce Doğan Hızlan'a, ona edebiyatın cumhurbaşkanı diyorlar, söyledim. Çok memnuniyetle kabul etti. Doğan abiyi çektik. Sonra bu projede bana danışmanlık yapan Feridun Andaç, ki o da Aydınlık'ta yazıyor biliyorsunuz. Onunla oturduk, biz 20 yazar seçtik. Yapı Kredi'den Murat Yalçın da danışmanlarımdan bir tanesi, o da editör. O 20 yazarla yolumuza devam ettik. İşte Yaşar abi'den sonra Feridun Andaç, İnci Aral, ondan sonra Adnan Bin Yazar, ondan sonra Ayşe Kulin, ondan sonra Zülfü Livaneli, işte Cevat Çapan, Müge İplikçi, efendim Haydar Ergülen şair, yani unutmayayım birilerini. En son da Firuzan'ı yaptım geçen ay. Çok evet. Muhteşem bir söyleşi oldu. Yapı Kredi kendi yazarlarına kendi salonlarını veriyor. Firuzan'ı orada yaptık. Ve şimdi 17. yazarım bir fotoğraf sanatçısı. Ama iyi bir yazar Gültekin Çizgen. Yarın akşam İfsak'ta saat 19.30'da bekliyorum sanat meraklılarında. Gültekin abiyle konuşacağım. Biraz da ondan bahsedelim. Evet. Neler konuşacaksınız? Evet. Gültekin abiye fotoğrafı soracağım. Çünkü fotoğrafın bütün notları Gültekin Çizgen'de var. O 70'li yıllarda, 80'li yıllarda Yeni Fotoğraf dergisini çıkardı. Çok önemli bir dergiydi. Belli bir süre gitti. Engin Özendes, o zaman Engin Çizgen eşiydi. Birlikte yaptılar o dergiyi. Ve bütün fotoğraf sanatçılarıyla ilgili çok not var o derginin içerisinde. Onunla, onları konuşacağım. Bir de bu son bir roman yazdı. Onu konuşacağız. Abdülhamit'le ilgili bir romanı var. Onu konuşacağız. Yani onun yazarlık yönünü konuşacağız. Evet. Şimdi siz bir yandan da her çarşamba günü Aydınlık Gazetesi'nde yazılarınız çıkıyor. Biraz o yazılardan bahsedelim. Neleri işliyorsunuz, neleri anlatıyorsunuz o evet. yazılarda? Şimdi Aydınlık'ta şöyle çok sıcak yazıyorum. Yani bir sohbet havasında yazıyorum. Mekanları yazıyorum. Yani nereye gittimse oradaki insanları, yaşamı, işte oranın değerlerini, onları dile getiriyorum. Ve bu aralar yoğunlukla fotoğrafçılar anlatıyorum. Mesela yarın ve yazarları anlatıyorum. Yarınki yani çarşamba günleri çıkıyor benim köşem, doğa ve insan köşesi. Yarın TÜYAP'ta onur yazarı olan Adnan Özyalçıner'le yaptığımız bir
sohbet ve bir gezinin notları var. Yani onunla biz düşünün 1950'lerin yazarı. Yani zaten bu sene TÜYAP'taki konu 50 kuşağıydı konu olarak. Onunla biz çıktık. Cağaloğlu'nu dolaştık. O böyle beni götürdü. Ha burası Akşam Gazetesi, burası efendim işte Cemal Nadir Sokak, burası böyle oraları anlattı. Sonra çocukluğunun geçtiği Karagümrük'e götürdü. O Haliç'i anlattı. 70 yıl önce, 65 yıl önce Haliç'te neler vardı? Onları konuştuk. Yani muhteşem bir yazı var, yarın kaçırmasınlar. Ve yazılarım çarşamba günleri devam edecek. Bir sonraki haftada Konya'yı anlatacağım. Konya'yı ve orada çok önemli bir fotoğrafçı Reha Bilir. Şimdi Erkan Bey, dünya ile irtibat kuran insanlar benim için çok önemli. Yani bizim artık dünyaya, dünyada iş yapan insanlara ihtiyacımız var. Yani örneğin işte ben gittim, Yenice'ye gittim. Oldukça daha fazla dolaşıyorsunuz evet, anladığım kadarıyla. Bu değerleri yazdım yani. Değerleri bulup yazmak istiyorum. Çünkü o insanlar bizim için çok önemli. Yani yurt dışında işler yapan, başaran insanlara ihtiyacımız var. Evet. Tabii burada muhakkak tavsiyeleriniz olacak. O tavsiyeleri birazdan alacağım ama şimdi biraz eleştiri de alalım sizden. Ne ile ilgili? Özellikle şimdi Türkiye'de birçok kültür sanat programı var. Programları da muhakkak eleştirilecek yerleri var ama genel olarak Türkiye'de kültür sanat dendiğinde eksik olan yönlerimizi de biraz konuşmamızda fayda var ki eksikleri anlayıp onları tamamlamamız adına önemli. Kesinlikle konuşmamız lazım. Şimdi bir defa şu yazarlar projesinin önümüzdeki yıl bir kitap olacağını söyleyeyim. Hı hı. TÜYAP yapacak bunu kitap. Bütün o yazarlarla yaptığımız söyleşiler yani o sıcacık sohbetler kitaba girecek. Hı hı. İlk defa böyle bir, böyle bir kitap olacak. Şimdi önümüzdeki yıl. Evet önümüzdeki yıl 2020'de çıkmış kitap olacak. Kitaplaşmış olacak. Şimdi kültür sanat önemli. Bu toplum kültür sanat ve bilimle gelişecek. Bunun başka çare yani onların katkısıyla gelişecek. Şimdi kültür sanat programlarımız var iki tane isim vermeyeceğim iki tane önemli şeyde televizyonda var. Şimdi bunlar sağ olsunlar yapıyorlar ama aktualite daha çok önde daha çok görsel sanatlarda olan insanları alıyorlar. Mesela bir tiyatro sanatçısı ya da bir sinema sanatçısı bir öykü kitabı yazdığı vakit 20 dakika konuşuyorlar. Ben o zaman üzülüyorum diyorum ki ya burada ne önemli yazarlarımız var yapmayın. Yani bir de onları alın, onları konuşun. Çünkü ben niye yaptım bu projeyi, yazarlar projesini niye yaptım? Yazarlardan 3-5 cümle alıp toplumla buluşturabilirsem ben bir iş yapmış olurum. Yani bir bu ülkeye, bu vatanıma hizmet etmiş olurum. Kültür sanat programları da yani neden yazarları almazlar? Donanımları mı eksiktir bilmiyorum. Yani çünkü bir insanın bir yazarla konuşabilmesi için donanımlı olması lazım. Ama kesinlikle ben Türkiye'deki o iki programı önemsiyorum. İyi ki varlar. Hiç olmasalar daha da üzülürdüm. Ama artık yazarlara ve önemli sanatçılara, bu ülkenin önemli sanatçılarına yer versinler. Erkan Bey bir şey söyleyeyim. Geçen gün Mehmet Barlas ve siz söyleyin Selim İleri bir şey programı başlattılar. Edebiyat programı. Dünyalar benim oldu. Sanki o programı ben yaptım. Öyle sevindim. Yani ikisi oturdular. İşte romancılarımızdan, ülkenin en eski romancılarından başladılar anlatmaya. Ben mutluluktan uçtum. Çünkü bu ülkede artık bunları yapmak zorundayız. Evet. Yeter artık. Yani kesinlikle. Tamam aktualite, aktualite, aktualite ama hep güncel, hep güncel ama artık biraz derinliğine. Yani biraz derinlik lazım her şeyde. Programın da derinliği olmalı. Yani bir kültür sanat programının da derinliği olmalı. Peki kültür sanata bakış açımız noktasında bir sıkıntı var mı sizce? Genel olarak bunu çok genel soruyorum. Benim mi? Yok Türkiye'de. Yani Türkiye'de işte sıkıntı var. Neden? Programların dışında, yapılan programların dışında soruyorum bunu. Programların dışında şöyle bir şey. Yani devletin biraz daha katkısı olması lazım. Şimdi devlet yapıyor yani devletimiz yapmıyor değil. Mesela sinemaya destek veriyor. Birkaç filme bir destek veriyor. Bu yeterli değil. Sadece devletin değil, yerel birimlerin bu ülkenin gelişmesine katkı sunması lazım. Şimdi geçen gün Konya'da işte konuşurken dedi ki orada Karatay Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi bütün projeleri alıyorlarmış.
Onları inceliyorlar ve beğendikleri projelere katkı sunuyorlar. İşte kalkınma bu. Batı böyle kalkınmış. Yani yerel birimler o yöredeki insanların birikimlerinden ürettikleri projeleri alacaklar, inceleyecekler, ona katkı sunacaklar. O katkıyla o arkadaş o projeyi yapacak. O projenin yanında 3-5 kişi daha yetişecek. Evet. Toplum böyle gelişecek. Yani sadece eğitimle olmaz toplum. Toplum böyle gelişir. Bunu yapmamız lazım. Devletimiz kendi imkanlarında yapıyor bir şeyler ama daha çok sanata ağırlık vermelerini isterim. Tabii ki isterim. Ama en çok da yerel birimlerin bu konuda desteğine ihtiyaç var. İlgisine yani ihtiyaç biraz var. Biraz da belediyelerden bahsediyoruz. Belediyeleri diyorum. Evet, evet, belediyeler. Yani bir belediye 30 tane projeyi alıp içinden 5 tanesine katkı verirse, o 5 tane proje gerçekleşirse bir sürü insan yetişir. Hem bu ülkenin kültürel değerleri ortaya çıkar, sanatsal geçmişi süreci ortaya çıkar, hem de insanlar yetişir. İnsanlar o eğitim alırlar oradan. Yani o projeler insanları eğitir. Evet. Şimdi tekrar projenize dönelim. Onu konuşmaya devam edelim. Önümüzdeki yıl içerisinde kitabın kitaplaştırılacağını söylediniz. Şimdi o kitabı eline alan okurlarımız tam olarak içinde ne bulacaklar? Şimdi bu konuştuklarımızı çok şükür İzmir'de bir bayan buldum. O da güçlükle buldum. Şimdi örneğin mesela Zülfü Livaneli ile yaptığımız konuşma. O konuşma kaset halinde kayıt ediyoruz. Hı hı. Ona gönderiyorum. O hanımefendi onları çözüyor ve bana gönderiyor. Ben de tekrar yazara gönderiyorum. Yazar onu kendi eksiklerini, şeylerini tamamlıyor. Bu bir sohbet kitabı olacak. Yani Zülfü Livaneli şurada doğdu, şu kitabı yaptı. Hı hı. Hayır, böyle bir şey değil. Ben o anda ne sordum? O gün sanatla ilgili neler oldu, neler bitti? Yani o yaşadığımız sorular kitaba girecek. Alacağımız dersler, çıkaracağımız evet, sonuçlar. Bir sürü şey yararlanacak insanlar. Her yazardan 6 fotoğraf olacak. Ya çok teşekkür borçluyum. TÜYAP'ın sahibi Bülent Ünal bana dedi ki sen hiç karışma. Sen yap getir. Başka da sponsorum yok. Bir başıma. Bu gariban bunları yapıyor. Evet. Şimdi sadece İstanbul'da değil anladığım kadarıyla İstanbul dışında da gösterileri gerçekleştiriyorsunuz. Başka nerelere gideceksiniz ki? Yakında galiba Erzincan'a da gideceksiniz diye biliyorum. Evet. Şimdi çok heyecanlıyım Erkan Bey. Çünkü Erzincan'a gideceğim, memleketime gideceğim. Şimdi ben çok istiyordum. İşte Konya'dan geldim. 20 Aralık'ta Eskişehir'e gideceğim. Yani bir sürü yere gideceğim daha. Ama kendi memleketime gitmeyi çok istiyordum. Ve bunu bir sohbet anında Ali Arslantaş, Erzincan'ın kocaman yürekli bir valisi var. O hissetti ve beni beklediğini söyledi ve ben 9 Aralık'ta Erzincan'da olacağım ve Erzincan'ı anlatacağım. Çünkü o valimiz halkın içinde ve Erzincan'ı tanıtmak için olağanüstü çaba veriyor. Ben Erzincan tanıtımını değerli başkan, eski başbakanımız Binali Yıldırım'la biz iki sergi yaptık Binali Bey'le. Hı hı. Yani bir tanesi İstanbul'da Taksim Sanat Galerisi'nde yaptık. Çok önemli bir sergiydi. Aynı sergiyi ki biliyorsunuz Resim Heykel Müzesi'nde sergi yapmak çok önemlidir. Orada yaptık ve kitabı yayınladık. Hep yanımdaydı Binali Yıldırım sağ olsun. O da Erzincanlıdır. Kültür sanata değer veren bir insandır. Ondan sonra şimdi biz Sayın Valim'le devam edeceğiz. Erzincan'ı orada anlatacağım. Ama Erzincan'a ben sanatı da götüreceğim. Kimi götüreceğim? Erzincanlı Cevat Çapan'ı götüreceğim. Erzincan'ın Kema ilçesinin Pekeriş köyünden. Onu anlatacağım orada fotoğraflarıyla. Ayşe Kulü'yü götüreceğim. Çünkü Ayşe Kulü'nün Köprü'yü yazdı. Erzincan'ı çok iyi bilen bir yazar. Evet. Ve 10-12 dakikalık da Erzincan'ın doğu tarafını yani Tercan, Çayırlı, Kemah o yönü anlatacağım daha çok. Kemaliye bizim çok tanınıyor. Kemaliye'den birkaç cümle olacak ama daha çok o Mama Hatun türbelerini işte o Otlukbeli Savaşı'nın geçtiği mekanı, oradaki müthiş bir göl var. O gölü anlatacağım. Orada mezarlar var, müthiş mezarlar var. Koçbaşları var işte ta Selçuklulardan kalan. O orada güzel bir turizm mekanı var yani gezilebilir. Orayı anlatacağım Erzincan'da. Sanatçıları anlatacağım. Hı-hı. Ve çok çok seviniyorum. Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hoş bir insandır.
Ve Erzincan'ı tanıtmak için o kadar güzel şeyler yapıyor ki geçen gün Keşiş Dağları'nda bir sanatçı türkü söylemiş. Muzur Dağları'nı söylemiş. Yani böyle küçük projelerle, küçük o şeylerle çok güzel tanıtımlar yapıyor Erzincan valisi. Ve çok heyecanlanıyorum onun yanına gideceğim için. Evet. Peki Erzincan'dan sonra da muhakkak uğrayacağınız duraklar vardır. O duraklardan da bahsedelim biraz. İşte Eskişehir'e gideceğim 20'sinde ve ondan sonra böyle davetler var. Daha karar verdiğimiz yerler yok ama yani dizimde bir problemlerim var işte. Bugün buraya da inanın iğneyle geldim. Geçmiş olsun. İmkanım olduğu sürece gideceğim ve anlatacağım. Gidiyorum, insanlarla konuşuyorum, kitaplarımı imzalıyorum. Onlar çok mutlu oluyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Yani o kadar çok güzel şeyler yaşadım ki işte Konya'da, ne bileyim Balıkesir'de, Edremit'te, Ayvalık'ta, Bodrum'da. Bodrum'da çok güzel bir gösteri yaptık. Yani Zülfü Livaneli gösterisini yaptık. Ve çok mutlu oluyorum ben bunları yapabildiğim için, yaptığım için. Evet, şimdi kitaplarım demişken tabii siz bir yandan Aydınlık'ta yazılarınız var. Bir yandan böyle bir projeyi yürütüyorsunuz. Bir yandan da kitaplarınız var ve bir üçleme var. En son o üçüncü kitabı da yazıyorsunuz. Şimdi kitaplarınızı biraz konuşalım. O kitaplardan ikisi evet. Yarınızda. Bunları size imzaladım. Şimdi bu Ben Kemali Eğilliyim. Gurbetçi bir yöre eğil. Yani kentlere çıkmışlar. Müthiş bir akın olmuş kentlere. O yaşamın içinde müthiş maniler doğmuş, işte hasretlikler, acılar, yani müthiş bir kültür oluşmuş Kemaliye'de. Muhteşem bir kültür. Yani bugün Kemaliye Eğin kültürü işte müthiş şairler yetmiş. Enver Gökçüler, Ahmet Kutsi Tecerler. Ben de oradan bütün gücümle bir yörenin edebiyatı oluşması için çaba veriyorum. Yaşar Kemal ne derdi biliyor musunuz? Derdi ki her yörenin bir Çukurova'sı olması lazım kendisi. Benim Çukurova'mda Eğin. Eğin'i yazıyorum. Şimdi burada bu dönüş zamanında şöyle dönüş zamanında şeyi yaptık biz. Köyde, köye dönen bir aile ve muhteşem bir aşk ve o köydeki yaşam. Sonra bu aile ilçeye indi. O Kemaliye'nin Eğin'in muhteşem çarşısına indi. O çarşıyı anlattım. O eski dükkanları. O dükkanlar yok biliyor musunuz? Yandı onlar. O dükkanları, o eski insanları, oradaki yaşamları, o dostlukları, oradaki bir aşkı, macerayı, kültürünü, düğünlerini, müziğini, bunları size imzaladım. Çok teşekkür ediyorum. Kabul çok buyurun. Teşekkür ediyorum. Ve oldukça üçüncüsünü yazabilmek için Erkan Bey, bütün yaz İstanbul okudum biliyor musunuz? İşte Orhan. Oldukça bir emeğin sonunda. Aslında yani, çok kolay yazılıyor. Çünkü İstanbul'u yazabilmem için İstanbul'u bilmem lazım. Hangi yılları? 1940 ila 80 yılları arasını. İşte sağ olsun benim çok can bir arkadaşım var. Feridun Andaç. Biz onunla çok konuşuruz. O beni yönlendirir. İşte Lütfi Aman şu kitabı da oku. Ben bütün gücümle okuyorum. Okumaya devam edeceğim. Ve şunu söylüyorum herkese. Lütfen okuyun. Lütfen okuyun. Yani hem insan kendini ruhsal yönden geliştirir, her açıdan mutlu olur, güçlü olur. Bu ancak okumakla olur. Şimdi o mesajı biraz daha açalım. Özellikle gençlere tavsiyeleriniz neler olacak? Şimdi burada şu yüzden söylüyorum bunu. Siz hem bir yandan projeyi devam ettiriyorsunuz, az önce de ifade ettiğim gibi. Bir yandan yazılarınız var, bir yandan da kitabınızı yazıyorsunuz. Evet. Şimdi özellikle şimdi genç nesil, sosyal medya, akıllı telefonlar biraz okumayı unutmuş olabiliriz. Kesinlikle. Bu noktada son olarak gençlere tavsiyeleriniz, mesajlarınız. Şimdi bir gence derim ki ben, 5 dakika öncesini düşün. Bir daha onu yaşayamayacaksın. Lütfen o 5 dakika, önceki 5 dakikanı değerlendir. Bir daha yaşayamayacaksın onu. Ne yapmalısın? Bu bedeni güçlendirmelisin. Nasıl güçlendirmelisin? Spor yap, o da bir olay. Spor yap, bedenine bak, kendine bak. Zihnini güçlendir. Oku. Zihnini güçlendir. Evet, bu telefonlar çıktı. Gençler hep buradalar. Ama bunu değiştiremeyiz. Yani bu teknolojinin gelişen dijital çağı değiştiremeyiz. Ama oradan da okuyabilirsiniz. Yani dijital kitaplar var. Oradan indirin okuyun. Eğer başarılı olmak istiyorsa bir genç, bir yerlere gelmek, iyi bir iş sahibi olmak istiyorsa mutlaka okusun. Neyi okusun? Düşünce okusun, edebiyat okusun. Şimdi felsefe okumak çok önemli. Fakat geçen gün Firuzan'la konuşurken
bir şey söyledi. Dedi ki, edebiyat okuyan insan felsefe okumuş gibi olur dedi. Onun için bence edebiyatın klasiklerini, Türkiye'nin ünlü romancılarını, hikayecilerini, yani mesela bir Sait Faik hikayelerini okumadan insan gelişmez ki. Evet. Ya biz Sait Faik öykülerini mutlaka okumalı bir insan yani. Yaşar Kemal'in yani kitaplarını bir incelemedi. Hep herkes okumuştur bizim çağımızda. Biz herkes okuyordu onu ama herkesin yani Türk yazarlarını, yabancı yazarları okumalarını öneririm. Eğer bir yerlere gelmek istiyorlarsa, gelişmek istiyorlarsa lütfen okusunlar. Birçok değerimiz var. Bu noktada okunmayı bekleyen birçok kitabımız var. Çok kitabımız var, çok evet. Yazarımız, çok önemli insan. İnanın çok iyi yazar. Mesela ben İstanbul'u okumaya çalışırken Orhan Pamuk'u keşfetmemiştim. Orhan Pamuk okudum bu yazın. Orhan Pamuk'a da bayıldım. Yani işte Adnan Özyalçıner'in İstanbul eski 50 yıl, 60 yıl önceki İstanbul hikayelerini okudum. Yani ne bileyim, o kadar güçlü yazarlarımız var ki, o kadar önemli yazarlar, eski yazarlarımız Ahmet Hamdi, Tanpınarlar, işte bir sürü Halide Edip Adıvarlar. Yani bunları okumamız lazım yani. O önemli kitapları okuması lazım bir gencin. Her yaş döneminde insanın okuyacağı kitaplar vardır. Evet. Onları mutlaka okumalıdır. Oldukça önemli bir hazinemiz var. Yeter ki değerlendirelim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Özellikle projeleriniz çok önemli. Bir kez daha çok teşekkürler. Ben çok teşekkür sağ olun, ediyorum davet ettiğiniz için. Sağ olun. Değerli izleyenler, yazar, fotoğrafçı yazar Lütfi Özgünaydın'la konuştuk. Neyi konuştuk? Hem kitaplarını konuştuk hem de çok önemli bir projesi var. Yazarlar Projesi. Birçok az önce de söylediğimiz gibi çok önemli yazarlarla söyleşi yapıyor ve söyleşileri de derliyor. Hatta o derlenen söyleşiler 2020 yılında önümüzdeki yıl içerisinde bir kitap haline de okurlara sunulacak. Kendisine bir kez daha teşekkür edelim ve haberlerle devam edelim bültenimize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu bugün. Gündeminde ekonomi vardı. Gerçek gündem vurgusu yapan Erdoğan milli paranın önemine değindi. Bir ülkenin gerçek gündemine dönecek olursak ve ben bugün burada tüm milletime sesleniyorum. Bırakın doları moları. Paramıza dönelim. Türk lirasına dönelim. Ve Türk lirası kaybettirmiyor artık. Türk lirasına dönelim. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim. Son dönemde bölgemizdeki kimi ülkelerde ülkemiz menşeli ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. İnşallah bir yeni adım daha atacağız. O da şu, tarım kredi kooperatifimiz yoğun bir şekilde inşallah Türkiye genelinde ilk etapta 500 noktada tarım kredi kooperatifi olarak şöyle gayet güzel, muhteşem diyebileceğimiz kendi satış mağazalarını ilk etapta açacak ve bu sayıyı daha sonra da artırmaya devam edecek. Gerek fiyatlardaki... PKK'nın TSK operasyonlarına karşı kazdığı tüneller bir bir kapatılıyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüler servis etti. Barış Pınar Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. PKK'lıların TSK operasyonuna karşı kazdığı tüneller arama çalışmaları sırasında tespit ediliyor. Rasulayn'da bulunan tünellerden biri daha iş makineleriyle kapatılıyor. Daha önce de çok sayıda tespit edilen tüneller kapatılmıştı. Bölgede güvenlik güçlerinin arama tarama çalışmaları devam ediyor. Terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları karşısında çözülüyor. Şırnak'ta iki terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK terör örgütünde çözülmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı iki teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanların kimlikleri de açıklandı. PKK'lıların örgüte 2015 yılında katıldığı öğrenildi. Teröristlerden birinin Şoreş Başkale kod adlı Abdülcelil Kutlar, diğerinin Dijuvar kod adlı Mehmet Kuşçu olduğu belirtildi. Açıklamada teröristlerin Van Terörle Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında teslim olduğu ifade edildi. Bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 terörist ikna yoluyla teslim oldu.
Muharrem İnce avukatı aracılığıyla Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu. Rahmi Turan hakkında 5 kuruş, Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İnce, bugün avukatım aracılığıyla yalan haberi yazan ve bu yalan habere kaynaklık eden hakkında suç duyurusunda bulundum dedi. Muharrem İnce mesajında Talat Atilla hakkında 3, Rahmi Turan hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını söyledi. Ekonomideki çıkmazın çözümü Mersin Anamur'da masaya yatırıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üretim sorununun çözümüne ışık tuttu. Üretim devrimi kurultayında konuşan üreticiler ve temsilcileri Türkiye'nin gerçek gündemini değerlendirdi. Üretim devrimi kurultayları devam ediyor. Dördüncü toplantı Mersin'in Anamur ilçesinde yapıldı. Bu milletle, bu çiftçilerle, bu önderlerle Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Vatan Partisi'nin düzenlediği kurultayda sorunlar masaya yatırıldı, çözüm anlatıldı. Türkiye'nin önündeki zorlukları yenecek hem ekonomide, hem dış siyasette, hem güvenlikte eşgüdüm halinde politikaları yürütecek bir hükümetin oluşturulması temel meseledir. Düzenlenen üretim devrimi kurultayında üreticiler ve temsilcileri bir araya geldi. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şerif Gümüş, tarımda milli politika talep etti. Biz üreticiler olarak kendi tohumumuzu, kendi gübremizi, kendi ilacımızı üretmemiz lazım. Potansiyelimiz var, buna yürekten inanıyorum. Ama bir an evvel milli tarım politikasına geçmemiz gerekir. Konuşmacılardan Dokuma ve Kültürleri Geliştirme Derneği Başkanı Begüm Balcı önerilerini sıraladı. Yerel ekonomilerin gelişmesi için kültürel ögelerin ekonomiye kazandırılmasını savunuyoruz. Ekonomi devriminde küçük üreticinin, küçük imalatçının problemlerinin çözülmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Toplantıya katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üreticinin taleplerinin üretim devrimi programıyla örtüştüğünü ve hedefin artık bu programı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Burada iki kavram üzerinde birleştik. Biri üretim, biri millilik. Bu aynı zamanda Türkiye'nin önündeki programı. Üretici bir Türkiye ve milli bir Türkiye. Üreticilerin milli hükümetinde birleşebilecek partileri, zorlukları yenmede el ele verecek partileri birleştireceğiz ve o zorluklar başımıza büyük felaketler getirmeden önceden tedbirimizi alarak o milli hükümeti, üreticilerin milli hükümetini kuracağız. Açılış konuşmasını Ulusal Kanal Anamur temsilcisi Uğur Afyoncu'nun, moderatörlüğünü ise tiyatro sanatçısı Ercümen Çamlı'nın yaptığı kurultaya katılım yoğun oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in üretim devrimi kurultayları kapsamında Anamur'dan sonraki durağı Antalya Gazipaşa oldu. Perinçek bu kez Eli Nasırlı çiftçilerle sıcak bir çay sohbetinde önümüzdeki dönemin üretime dönük zorunluluklarını konuştu. Geldiğimiz nokta sıkıntılar var, zorluklar var. Onları siz çok iyi biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Buradan Türkiye bir üreticilerin milli hükümetiyle çıkış yapacak. Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat var. Çünkü madem kul dara düştü, öyleyse Hızır gelecek. İşte Hızır'ın gelmesi tarihi fırsat. Hızır'ı biz getireceğiz. Biz Hızır olacağız. Seralarından, bahçelerinden çıkıp geldiler. Milletin efendisi, Vatan Partisi Genel Başkanı'yla toprağa, ürünü ve kazancı konuştu. Antalya Gazipaşa'da üreticiler Perinçek'le birlikte sorunları masaya yatırdı. Önümüzdeki dönem zorlukları milletin önüne koyan ve zorlukları paylaştıran bir hükümet. Hükümet olmamız lazım. Veya zorlukları yenecek ve zorlukları paylaştıracak geniş tabanlı, milletin geniş kısımlarını kucaklayan hükümet kurmamız lazım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yüksek girdilerden çiftçilerin sosyal güvencesine kadar tarımla ilgili pek çok konuyu sorunun asıl sahipleriyle birlikte ele aldı. İşçinin emeklisi var, memurun emeklisi var ama çiftçilerin emekliliği yok. Perinçek, çiftçinin tohumluk ayırma geleneğinin bugünün üretim ekonomisinin de temel zorunluluğu olduğunu söyledi. Üretim devriminin bu esaslara dayalı olarak yapılacağını vurguladı. Herkes üretimi seviyor. Üretim, üretim, üretim diyor ama üretim nasıl olur? Tohumluğu ayırarak,
yatırım için tasarruf yaparak ülkenin gelirinin bir kısmını fabrika açmaya, iş yeri açmaya ayırarak şimdi bunu yapmamız gereken bir döneme giriyoruz. Üretim devrimi bu. Tasarruf yapacağız, yatırım yapacağız, plan yapacağız. Vatan Partisi lideri gelen bir soru üzerine geçtiğimiz günlerde yapılan Tarım Orman Şurası'na dikkat çekti. Yerli ırkların, yerli tohumların kullanılması için kararlar alındığı söylendi. Bir hatadan dönülüyor. Yani bu yabancı tohum büyük bir hataydı. Efendim yabancı ırklar hayvancılıkta hataydı. Yerli tohum, yerli ırk hayvancılıkta bizim tercihimiz olmalı ama o yerli ırkları ve yerli tohumları da zirai yöntemlerle, çağdaş ziraat teknolojisiyle ıslah edebiliriz, daha verimli hale getirebiliriz. Doğu Perinçek, geç saatlere kadar süren sohbette bölge çiftçisini dinledi. Tüm toplumun zorlukları paylaşarak aşacağını belirtti. Tarihi fırsatı değerlendirelim, hepimiz Hızır olalım, kendi imdadımıza yetişelim, Atatürk olalım ve Türkiye'nin önündeki üreten, bereketli, aydınlık dönemi el birliğiyle, güç birliğiyle değerli kardeşlerim getirelim. İran milleti kışkırtma planına geçit vermedi. İnkılap meydanında toplanan on binlerce Tahranlı ülkelerine ve devrime bağlı olduklarını ilan etti. On binlerce İranlı başkent Tahran'da bulunan İnkılap Meydanı'nda toplandılar. Devrime, bayraklarına ve ülkelerine olan bağlılıklarını ilan ediyorlar. Son bir haftadır ülkede başlayan ve son bulan eylemlerdeki şiddet gösterilerini protesto ediyorlar. Meydanı hınca hınç dolduran Tahranlıların hedefinde protesto eylemlerini provoke eden gruplar ve bu grupları desteklediklerini açıklayan ülkeler vardı. Bugün buraya, dünyaya, rehberimizle aynı yolda olduğumuzu söylemek için toplandık. Bizim bir sorunumuz olursa çok şeffaf bir şekilde dile getirip çözebiliriz. Kimsenin müdahalesine ihtiyacımız yok. Burası bizim ülkemiz. Bizler buraya sadece ülkemiz ve düzenimize müdahale ettikleri için değil, İslam dünyasına müdahale etmesinler diye toplandık. Ülke güvenliğine destek gösterisi adı verilen eylemin konuşmacısı, İran Devrim Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'ydi. Tümgeneral Selami, ülkedeki protesto eylemlerinin provoke edilmesinden ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızlar Ordusu Komutanı, büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti ve bu savaş tamamlandı. Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız ifadelerini kullandı. İnkılap meydanını dolduran İranlıların mesajı ise net. Ülkemizin ve devrimin yanındayız. Kanımızın son damlasına kadar devrimin yanındayız. Emperyalistler hiçbir şey yapamayacak. 40 yıldır her gün ayrı bir proje, ayrı bir kumpaslı önümüze geliyorlar. Sonuna kadar rehberimizin arkasındayız. Bizler buraya sadece ülkemiz ve düzenimize müdahale ettikleri için değil, İslam dünyasına müdahale etmesinler diye toplandık. Bizim için bağımsızlık, özgürlük ve İran İslam Cumhuriyeti'dir. Sonsuza kadar ülkemizin devrimimizin nöbetçisi olacağız. Son nefesimize kadar ülkemizi savunacağız. Balkanlarda ard arda şiddetli depremler meydana geldi. Arnavutluk 6,4, Bosna Hersek ise 5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Arnavutluk ve Bosna Hersek büyük depremlerle sarsıldı. Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü depremin merkez üssünü Drac şehrinin 15 kilometre batısı olarak açıkladı. Depremin yerin 38 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı depremde 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Deprem sırasında yaralanan 150 kişinin ise tedavileri devam ediyor. Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleriyle silahlı kuvvetlerin çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.
Bir deprem de Bosna Hersek'te meydana geldi. Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5,4. Depremde can kaybı yaşanmadı. Akdeniz ülkelerine kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenler ölümden döndü. Bu kez de İtalya kıyılarında facia yaşandı. Lampedusa açıklarında bir tekne alabora oldu. 143 kaçak göçmen kurtarıldı. Akdeniz'de yine kaçak göçmenler ölümle burun buruna geldi. Görüntüler İtalya'dan. Lampedusa adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Teknedeki 143 göçmen İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu göçmenler buz gibi suda can pazarı yaşadı. Yaşanan insanlık dramı kameraya böyle yansıdı. Tiyatro sanatçısı Haluk Bilginer, uluslararası Emmy ödülünün sahibi oldu. ABD'deki ödül töreninde usta aktöre en iyi erkek oyuncu ödülü verildi. Merhaba. Sahneye çıktı. Merhaba dedi. En iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Tiyatro sanatçısı Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Hatta sana bir sır vereyim. Bu dünyada herkes ölse. Ödülünü almak için sahneye çıkan Bilginer, aldığı ödülün bireysel olmadığını ifade etti. Ödülü kızına ithaf etti. Bilginer ödülü alırken yaptığı konuşmada dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarını işledik. İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun dedi. Çok mutluluk verici tabii. Yani yaptığınız işin başkaları tarafından da görülüp takdir edilmesi insanı mutlu eden bir şey. Severek yaptığınız bir şey özellikle. Ben çok severek çalıştım Şahsiyet'te. Emmy en iyi erkek oyuncu ödülü için Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya'dan 4 isim aday gösterildi. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Alzheimer hastası seri katil Agah karakteriyle ödülün sahibi oldu. İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 28 kişi yakalandı. FETÖ'ye yönelik operasyonlar yurt genelinde devam ediyor. Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. FETÖ'nün TSK yapılanmasında ankesör sabit hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenlerden 31'inin muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Zanlılardan 17'sinin KHK ile meslekten ihraç edildiği belirtildi. FETÖ'ye yönelik Ankara'da da operasyon vardı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan 32'si muvazzaf, 36 askerle bir mahrem imam hakkında yakalama kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 24 kişi yakalandı. Güvenlik güçleri terörün en büyük finansman kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor. İstanbul'da 7 ilçede 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Aç kapıyı polis! İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Polis ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçede 50 adrese eş zamanlı baskın icra etti. Aç kapıyı polis! Helikopter desteğiyle 220 polisin görev aldığı operasyonda bazı adreslerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Hadi, tamam. Allah razı olsun.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Düzce Cam işçileri imza kampanyası başlattı. İşçiler Düzce Kent Meydanı'ndan bir kez daha işverene seslendi. İş ekmek yoksa barış da yok. Düzce Cam, Çetaş Cam ve Birlik Cam fabrikalarında örgütlendikleri için işten çıkarılan 140 işçinin sendikal hak mücadelesi sürüyor. Ya hep beraber ya işbirliğimiz. Kristali Sendikası'na üye işçiler işlerine geri dönebilmek için imza kampanyası başlattı. Düzce Kent Meydanı'na imza masası kuruldu. Kristal İş Düzce Bölge Temsilcisi Kayhan Akpınar, işvereni işçiler üzerindeki baskılara son vermeye çağırdı. Taleplerimiz son derece açık ve net. Atılan işçiler derhal geri alınsın. İşveren sendikasızlaştırmaya yönelik yasa dışı baskılara son versin. İşveren işçilerin temsilcisi olan Kristal İş'le en kısa zamanda görüşme masasına otursun. İş ekmek yoksa barış da yok. Efendim, süt ürünlerine gelen zam kahvaltı sofralarını vurdu. Zamlar nedeniyle esnaf iş yapamıyor, vatandaş eskisi gibi sofrasını çeşitli kuramıyor. Ürünlerdeki artışın nedeni ise süt yokluğu. Sütün az oluşu ürünlere yansıyor, o da tüketicinin cebine etkiliyor. Fırkas kaşarı fabrikası bizim. Ben bu sene gibi sene görmedim. Memlekette süt yok. %40. Zam geldi. Onun için böyle gram gram alıyoruz. Vatandaşlar artık kahvaltılı kilo kilo almayı bırakın, gram gram oluyor. Sadece bir şiş de alabiliyoruz, başka yok. Şimdi milletin alım gücü bitti abla, bitti. Süt ürünlerindeki fiyat artışı kahvaltı sofralarını vurdu. Örneğin bir kaşar peynirin kilosu 50 lirayı geçti. İyi bir kaşar yiyeyim derseniz yani 80 lira 100 lira arası değişiyor. Peki. Orta halli bir kaşarın fiyatı 50 lira, 45 lira. 45 lira 50 lira bağlı ya. 3 sene önce bir kalıp peynir 12 lira 15 lira geliyordu. Ama şimdi bir kalıp peynir 30 lira geliyor. Genel sorun sütümüz bol olsa peynirimiz de ucuz olur yani. Abiler adalar, abiler adalar. Piyasada sütün az olması ürünlere yansıyor. Ürünlerdeki fiyat artışı da direkt olarak tüketiciyi etkiliyor. Tamamen sütlere bağlı. Hayvancılığın biraz azalması, tabii sütlerin az çıkması tamamen peynir ürünlerini etkiliyor. Memlekette süt yok. Sütte de çok zam geliyor. Piyasa çok etkiliyor. Önceden böyle çeşit kahvaltılıklarımız olurdu biliyorsunuz, özellikle yani peynir. Çeşit kahvaltı işte. Tek peynir. Sadece peynir değil. Her şey zam. Nereye kadar yiyecek? Ben ne yiyecek? Ne? İki kalıp peynir alın şimdi gelip 10 lira istiyor. Yarım kilo istiyor. 100 gram istiyor. 200 gram peynir alıyor. Hayvancılar süte biraz daha önem versinler ki fiyatlar biraz daha otursun, aşağı insin ki milletin alım gücü biraz daha yükselsin diye iş yapıyorum abla ben. İstanbul Eminönü Mısır Çarşısı en ucuz ürünlerin merkeziydi. Ancak hayat pahalılığı oraya da vurdu ve şu an burada da en ucuz peynirin kilosu 39 lira. 32 liradan başlıyor, 45 liraya kadar beyaz peynir var. Geçen seneye göre %40 falan artışta. 3 kişilik bir ailenin kahvaltılığı eskiden 150 liraydı. Şimdi otomatikmen 300 liraya çıktı haftalık yani. Ben köyde yetiştiriyorum her şeyimi, çökeliğimi, yağımı. Bu senede zam yok, bu senede zam yok. Berfin Özek'e asitle saldıran Ozan Çay'ın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya Berfin Özek de katıldı. Mahkemeye ilk kez katıldı. Gözyaşlarını tutamadı. Mesajı kadına şiddet son bulsun oldu. Kadına şiddet son bulsun diyorum artık. Berfin Özek 19 yaşında. İskenderun ilçesinde yaşıyor. O bir şiddet mağduru. Yüzüne dökülen asitle sağ gözünü kaybetti. Yüzünün bir bölümü de yandı. Ona bu şiddeti uygulayan Ozan Ç. şimdi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bu durumda alacağı ceza tabii kasten öldürme cezasıyla aynı olmayacağı için 1 yıldan 3 yıla diye başlayan bir kanun maddesi. Üst hatten verse bile hükümle birlikte tahliye olması ve sokağa çıkıp hayatına yeniden devam etme ihtimalini doğuracak sonuçlar olacak. Berfin Özek'in duruşması İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Berfin'le birlikte annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış da katıldı. Bazı kadın platformlarının temsilcileri de onu yalnız bırakmadı. HTS kayıtlarında da sanığın o saatlerde olay yerinde olduğu netleşti.
eşleştirmelerden. Sanık Ozan Ç. tutuklu bulunduğu Osmaniye Birnoğlu T tipi kapalı ceza infaz kurumundan ses ve görüntülü bilişim sistemi aracılığıyla duruşmaya dahil oldu. Sanık avukatı suç vasfının değişme ihtimaline karşı süre istedi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Genç kız mahkeme çıkışında konuştu. Gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. Kadına şiddet son bulsun diyorum artık. Çünkü yaşadığım şeyler gerçekten kolay şeyler değildi. Bu haberle noktalıyoruz bültenimizi. Hoşçakalın.